Zaten'den başlayalım. Evet, Antalya Şampiyonlar Ligi'nde heyecanlı bir gün bizi bekliyor. İki tane çeyrek final karşılaşması, ilk karşılaşması var Artvin'le. İlk maç Artvin ve Akanspor karşılaşması, iki güçlü takımın karşılaşması. Yanımda Artvin Express'li oyuncular var. Formaları yeni mi yaptırdınız? Formalarımız maç başlarken. Yoktu, böyle bir forma yoktu yani. Evet. Evet. Yeşili Artvin'i anımsatıyor. Değil mi? Beyazda evet. Şey. Benim yaptığım logo nasıl olmuştu? İyi mi Uğur? İyi. Evet Zeki, neler düşünüyorsun? Heyecanlıyız biz de. Artık yavaş yavaş. Bizler en az sizin kadar heyecanlıyız. Bu akşama hani düşünce olarak iyi düşündük, iyi adapte olduk. Kendimizce iyi hazırlandık. İnşallah başta dostluk kazansın, kardeşlik kazansın. Sonrasında da biz kazanacağız diye düşünüyoruz. İlk maç 5-1 bitmişti. O maç sonra 3 lisanslı oyuncu olduğu için 3-0 sizin hükmen size verilmişti o maç. Hı-hı. 5-1'lik bir skor vardı. Akanspor'da tabii ister istemez o maçın rövanşını almak isteyecek sizden. Daha iyi oynayacaklar onlar diye düşünüyorum. İyi oynayacağı kadar, istedikleri kadar bu akşam biz de çok istekliyiz. Arkadaşlarla o şekilde hazırlandık. İyi olan. Ben de sonunda bir şey diyecek. Onlar ne kadar iyi oynarsa o kadar falan diyeyim. Aman. Evet. Mustafa, sen de bir hafta oynadın. Bir hafta ara verdin. Ama oynayışını ben beğendim. Yani oynayışla ki takıma katkın falan iyiydi. Sen neler düşünüyorsun çeyrek final maçı? Ya tabii biraz ilk başta yabancılık çektik de geldikçe alışacağız inşallah. Biraz bakalım. Bu maçı alacağımızı düşünüyorum açıkçası. Çift maç. Çift maç. Bence alıştıktan sonra birbirimize daha da iyi oynayacağız. Her zamankinden daha da iyi olacağımızı düşünüyorum yani açıkçası. Peki. Peki takım kaptanı Uğur'la devam edeceğim. Evet Uğur, Hüdeye buradan selam söylesene bir Hüdeye. Selam. Acaba şey yapar mı ki? Anlar mı ki? Anlar ya. Selam söyleyeyim buradan. Hüdacığım seni öpüyoruz. Gözlerinden öpüyoruz. Evet. Bir gün bekliyoruz onun o yanaklarını böyle. İnşallah ya. Ben de gördüm, çok sevimli. Maşallah, Allah bağışlasın. Allah uzun ömürlü olsun inşallah yolu. Sen neler düşünüyorsun maçla ilgili? Çok zor bir karşılaşma. Vallahi zor, çok zor. İyi hazırlandık. Güzel güzel mücadele olacak. Ya bu eksik. Bir de konuşabilsen. Ya Ramazan'dan dolayı konuşamıyoruz peki ya. Heyecan. Heyecan var tabii ki de. İşte eksiklerimiz var. Kaleci mesela Mustafa abi burada köyde yatıyor. Vallahi. Evet, bizi bırakıp gitti. Alp'e geçecek, o da iyi. Rövanşa yani. Gelecek mi? Rövanşa da gelemeyecek. Yarı finale. Bekliyoruz artık evet, inşallah. Evet. İşte Alper var, Alper de iyi. Yani takıma da güveniyorum. Alper'in ben çok iyi. Alper bir maçı kurtarmıştı. Hangi maçtı o? Site maçını kurtardı. İnşallah bu maçta kurtaracak. Evet. Ona güveniyoruz işte. Bütün oyuncularıma güveniyorum hep. 4-4'lük oynadı mı diğer maça inşallah avantajlı skorla geçeceğiz. Maksat yani 3-1, 3-2 alsak iyi. Ne diyorsun? Peki, teşekkür ediyoruz. Akan Spor'la oyuncularla devam edeceğiz. Evet, yanımda 3 tane yakışıklı, 3 tane karizmatik. Bak 3 tane ama. Mert şöyle biraz daha alalım. 3 tane yakışıklı ve iyi oynayan, özellikle çok iyi oynayan 3 oyuncu var Akanspor. Evet, gün geldi çatlı çeyrek finaller, heyecanlıyız. Evet abi. Artvin'de tabii maçı bırakmayacak, ondan da yükselen bir performansı var. Neler düşünüyorsun maçla ilgili? Abi valla bugünkü maç cidden zorlu olacak gibi ya, iki takım içinde. Zorlu olacak gibi geliyor. Böyle keyifli bir maç da olacak. Karşı takımda da iyi oyuncular var, bizim takım da iyi. Buraya kadar geldilerse zaten iki takım da başararak gelmiştir yani. İnşallah güzel bir maç olur ama galibiyet paralısıyla çıkıyoruz tabii ki de. Öyle. Yanında bir manken var senin gibi. Lamborghini'leri falan. Yanında böyle fotoğraflarını çekiyor böyle falan. Bende de şey Skoda falan arkada. Evet, Mert'in var mı eklemek istediğin bir şey? Yok yok, başka bir şey yok. Evet Yunus. Yunus'um sen de. Şöyle söyleyeyim, geçen maçtan sonra sana söyledim ya, dedim ben ilk maçta seni fazla beğenmemiştim, açık konuşayım. Sonra abi böyle hani vazgeçemeyeceğim futbolculardan bir tanesi oldun. Çok akıllı oynuyorsun, neler düşünüyorsun yani, akıllı oynuyorsun gerçekten. Şimdi ben stoper oynadığım için, belli bir kiloda da olduğum için mecburen oynamam gereken oyun stili bu. Yani hızlı koşamayacağım için ayağa pas, biraz daha beyin çalıştırmak daha iyi böyle şeylerde. Bugünkü karşılaşmaya gelirsek, şu an zaten kalan finale takımların hepsi baş tacı, hepsi çok iyi topçular. Rakip, karşı rakip tanıdığımız bir rakip. Kendi eski futbol takımımızda oynayan arkadaşlarımız var. Maç iyi geçecek gibi görünüyor. Biz de iyi bir kadro kurduk. Biliyorsunuz bu sene çok sağlam geldik. İnşallah finale yakışır bir maç olur diyorum.
karşı takıma da buradan başarılar diliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki, çok teşekkür ediyorum. Evet, Murat da Saviola ile beraber. Saviola, geçen biraz tartıştık onu maçta da, neyse abisini affeder o. Neler düşünüyorsun Murat'cığım? Sen de çok iyi bir futbolcusun. Yani driblingli falan böyle inanılmaz oynuyorsun. Ya bazen bitiriciliğin falan enteresan. Neler düşünüyorsun maçla ilgili? Abi, öncelikle karşı takıma başarılar diliyorum. İyi bir maç olsun, güzel bir maç olsun. Hani çekişmeli olacağı belli zaten. Geçen maçlarında ben yoktum biraz rahatsızlıktan dolayı. Bakalım, daha ilk defa bugün oynayacağım. Yani güzel bir maç olsun. Hani galibiyet, başka bir şey yok. Hani atabildiğimiz kadar fark. Yani ikinci maça biraz daha rövanşlı. Çift maç. Istiyoruz. Evet, çift öyleymiş. Maç. Ondan dediğim gibi, hani ne kadar gol atıp ne kadar avarajı yakalayabilirsek amacımız o. Diğer maça daha rahat girmek istiyoruz. Kendi performansın ilgili ne düşünüyorsun? Yani iz bıraktın turnuvada, gerçekten iz bıraktın. Birkaç sefer ayın en şey haftanın en ilk 8'ine falan seçildin. 2-3 hafta hatırlıyorum performansın. O da önemli bir başarıydı. Neticede 200 yakın futbolcu var, 250 yakın. Neler abi, düşünüyorsun performansın ilgili? Çalışmak, başka bir şey yok. Yani sadece burayla bitmiyor. Sabah idmanları, akşam idmanları, yani her şeyi çalışarak yapıyoruz. Yani buraya kadar gelmemizin sebebi de hepimizin birlikte çalışarak, sonuçta 4-5 senedir birlikte oynayan arkadaşlarız. Herkes birbirini biliyor. Yani bir yandan da işte bir kişiyle değil aslında. Hep birlikte takım olmayı bilirsen yenemeyeceğin takım yok, öyle söyleyeyim. Sonuçta çalışmayla buraya kadar geldik. Bakalım bundan sonrası hayırlı olsun. Evet, sizin de birçok turnuvalarda şampiyonluğunuz var, kupalarınız. Bakalım bizim ACL Kapı, Antalya Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanabilecek misiniz müzenizde? Evet. Müze diyorum ama hadi tabii, yani Akanspor Müzesi'nde olacak mı? Çok başarılar diliyoruz. Evet, maçtan sonra görüşmek dileğiyle. Heyecanlı bir andayız. Görüşmek dileğiyle. Evet, büyük gün geldi çattı işte. İşte iki takım, Artvin ve Akanspor, çeyrek final rövanş mücadelesi de yapacaklar. İlk mücadelesi. Bakalım hangi takım kazanacak? Sporun evet, Turan biz kazanacağız diyor ama belli olmayacak tabii ki. Sporun kazanacağı, futbolun kazanacağı bir karşılaşma olsun diyoruz. Evet sevgili futbol severler, işte iki takım kaptanı Osman ve Turan. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bakalım kim kazanacak.
Evet, biraz sinirlendi. Evet, o her zaman olduğu gibi biraz daha haklı. Takım arkadaşlarının da oyundan düşmesini sağladı bağırması. Ama olur böyle şeyler. Çok top alamadı ama ya. Alamadı çünkü yalnız kaldı. Ben zaten 70 gündür dokunmadığım için adama destek veremedim. Geri kalanlar da hep geriye çekildiğimiz için top yapamadık orada. Ona veririz yani. İkinci maçta neler düşünüyorsun? İkinci maç daha iyi olacak. Bol gol olacağını düşünüyorum. İki üst mü oynayalım yani? Üst oynayalım. Yani iki takımda çok iyi hazırlık geleceğine inanıyorum maça. Peki Turancığım, çok sağ ol. Asker, o bizim askerimiz. Çok teşekkür ediyoruz sana gerçekten. Vatanımızı koruyorsun. Elimize ne geliyorsa hazırız senin için. Eyvallah, sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum Turancığım. Tamam, çok sağ ol. Evet, Akan Spor'da Turan Osman'la görüşürüz. Turancığım, süper bir karşılaşmaydı. Şöyle biraz da size hani bazen kadroja gidemiyorlar uzun oyunlar. Neler düşünüyorsun maçla ilgili? Vallahi maçla ilgili neler düşünüyorum? Aslında lig ikiye ayrılıyor. Bir grup maçları, bir de eleme maçları. Eleme maçlarını gördüğümüz gibi çok sert geçiyor ve hatası kabul olmuyor. İki takım da iyiydi. Kontrollü başladı. İlk golü hemen maçın başında bulduk, rahatladık. İlk yarı savunma yaptık, öyle bitirdik. İkinci yarıda talihsiz bir gol yedik, öyle maçı bitirdik 1-1. Yenilmektense beraberlik iyi çünkü bu çift rövanşlı maç. Rövanş maçında daha dikkatli olacağız. Bakalım. Peki gözüne çarpan şeyler neydi maçta? Gözüme çarpan şeyler sertlik seviyesi bayağı bir yüksekti. Daha değerli toplanıyordu. Herkes kendini bildi. İki takım içinde. Diğer takım da çok dirençliydi. Defansında, orta sahasında, forvetinde hepsi iyilerdi. Güzel maçtı ya. Keyif aldık. En önemlisi oydu. Dostluk kazandı diyelim. Peki Osman'cığım, çok teşekkür ederiz. İkinci maçta görüşmek dileğiyle. Biraz sertti ama yine de çok güzel maç. 1-1 mükemmel bir maç yani. İkinci maçta hiçbir şey belli değil. Vallahi abi iyi hazırlandık. Yani eksik olan oyuncularımız var. Zor bir maçtı. Çok sert bir maçtı. Eksik olan oyuncularımızdan dolayı savunma biraz zayıftı ama çok iyi mücadele ettik. Yani savunma daha iyi olsaydı daha galip gelebilirdik. Arkamıza biraz güvenemedik. Geride oynadık biraz oyunu. Yani rakip takım da iyi mücadele etti. Sertti. Bu kadar. Ben de elimden geleni yaptım. Bir gol attım. Figen'e mi armağan ediyorsun? Yine Figen'e armağan ediyorum. Evet, çok teşekkür ederim İbrahim. Çok teşekkür ediyoruz. İkinci başa başarılar. Evet, karşılaşma sona erdi.